Ayrıca öğretim yöntem ve teknikleri nelerdi? Öğretim stratejileri nelerdi? Bunlara bakalım. Hatırladığımız kadarıyla öğretim stratejileri sonuç yoluyla öğretme stratejisi Auzibel tarafından bulunmuştu. Bilginin aktarılması kavram, ilke ve genellemelerin açıklanmasında kullanılır. Öğrencilerin etkin katılımını sağlamak için öğretmenle öğrenciler arasında yoğun bir etkileşim, iletişim olmalıdır. Sunulan bilgiler bol örneklerle desteklenmelidir. Tümden gelim yöntemi kullanılmalıdır. Anlamlı öğrenmenin olabilmesi için ders sunumunda aşamalılık ilkesi uygulanmalıdır. Hatırladığımız kadarıyla sunuş yoluyla öğretme daha çok öğretmene görev düşmekteydi. Buluş yoluyla öğretme ise sunuş yoluyla öğrenmenin tam tersi diyebiliriz. Çünkü öğrenci daha aktif oluyor. Öğrenci etkinliğine dayalı güdüleyici bir öğretme yaklaşımı. İlk iş amacın belirtilmesidir. Bu da öğrencinin geçmiş bilgilerinden faydalanmasını sağlar. Öğretmen bir rehberdir burada. Öğrencinin zihinsel gelişim özelliklerine uygun örneklerin önceden belirlenmesi, örnekler üzerinde yorum yapmasını sağlar. Motivasyon ve ilginin artması için sorulacak sorular kolaydan zora doğru dizilmeli ve öğrenci kapasitesine uygun olmalıdır. Öğrencilerin hipotez kurma, tahminde bulunma, yargıya varma gibi üst düzey düşünme becerileri buluş yoluyla gelişmektedir. Bir de hatırladığımız kadarıyla araştırma yoluyla öğretme stratejisi tamamen öğrencilerin araştırma ve inceleme yapmalarına ağırlık veren bir öğretim yaklaşımıdır. Öğretmen bu stratejiyi kullanırken yol gösterici, yönlendirici, rehber konumundadır. Araştırma yaklaşımı ile problem çözme, eleştirel düşünme becerileri araştırma yoluyla öğretme stratejisinde öğrencilere kazandırılmaktadır. Bir de öğretme öğrenme yaklaşımlarını incelemiştik arkadaşlar. Hatırladığımız kadarıyla Benjamin Bloom'un tam öğrenme yaklaşımına bakalım. Öğrenme işine duyarlı yaklaşılır ve öğrencilere uygun öğrenme ortamları oluşturulursa öğretilmek istenenleri bütün öğrenciler öğrenebilir demektedir. Bloom'un tam öğrenme yaklaşımı. Öğrencilerin başarılı olması onların yetenek düzeylerinden çok öğretim niteliğine ve onlara ihtiyacı kadar zaman tanımaya dayalıdır. Üç değişkeni vardır. Öğrenci nitelikleri, öğretim ve öğrenme ürünleri. Eğer öğrenci nitelikleri uygunsa, öğretim ortamı yeterliyse ve öğrenme ürünleri çeşitli ise öğrenci tam öğrenmeyi gerçekleştirebilir der tam öğrenme yaklaşımı. Öğrenci nitelikleri neler? Onlara bir bakalım. Öğrencinin bilişsel giriş davranışları çok önemlidir. Bu da öğrencinin daha önce bilgileri, dil yeteneğini özellikle de okuduğunu anlama ve yazma gücünü, aritmetik, matematik yeteneğini yani aritmetik işlemleri yapma, mantıksal düşünme gücünü kapsamaktadır. Duyusal giriş özellikleri ise öğrencinin öğrenilecek birime ilgisi, tutumu ve akademik özgüveninin bir bileşkesidir. Akademik özgüven demişken öğrencinin öğrenme özgeçmişine dayalı olarak herhangi bir öğrenme birimini öğrenip öğrenemeyeceğini ilişkin kendini algılayış tarzıdır. Yine tam öğrenmede ikinci nitelik olarak öğretim hizmetinin niteliğinden bahsetmiştik. Öğretim hizmetinde ise ipuçları, katılma, pekiştirme ve dönüt çok önemlidir. İpuçları bir öğretmen ders anlatırken yani öğrenme sürecinde öğrenci neyi öğreneceğini, bunları niçin ve nasıl öğreneceğini gösteren mesajların tümüne ipucu denir. Katılma öğrencinin istenen davranışı kazanması için kendine sağlanan ipuçlarıyla belli bir düzeyde açık ya da örtük olarak etkileşimi ve bu çabayı davranışı kazanıncaya kadar devam ettirmesidir. Derse katılım aktif olarak sağlanmalıdır. Pekiştirme ise davranışın tekrar edilme sıklığını arttırma işlemidir. Olumlu pekiştireçlerin öğrenciye verilmesi, olumsuz pekiştireçlerin de ortamdan çekilmesi davranışların yapılması olasılığını arttırmaktadır. Pekiştirme konusunu işlerken olumlu ve olumsuz pekiştirme işten bahsetmiştik. Dönüt ise öğrenciye öğrenmelerin doğruluğu ya da yanlışlığı hakkında verilen mesajların bütünüdür. Mesela dönütte bir sınav yaptık ya da bir ödev verdik. Öğrencinin yanlışlarını ya da bizim ona önerilerimiz varsa öğrenciye tekrar dönüt olarak bunları iletmek zorundayız. Ki öğrenci
O konuda yanlışları varsa onları tamamlasın, düzeltsin, eksikleri varsa onları da öğrensin diye dönüt illaki öğretim hizmetinin niteliğini arttırması için önemlidir. Öğrenme ürünü yine üçüncü olarak tam öğrenme yaklaşımında üçüncü nitelik olarak öğrenme ürünü öğrencilerin başarısı, öğrenme hızı ve duyusal özellikleri öğrenme ürünü olarak bilinmektedir.